Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 8 Ocak günlerden çarşamba. Evet, hızlı girdik açıkçası 2020 ve Ocak ayına dün itibariyle son dakika olarak veriyoruz. İran misillemeye geçti. 3 Ocak tarihinde İranlı General ABD tarafından öldürülmüştü. Arkasından açıklamalar gelmişti arka arkaya. Ve bugüne döndüğümüzde de sabaha karşı 5.30'da füzelerle Irak'taki Amerikan üssü vuruldu. Dolayısıyla bu gelişmeyle birlikte İran devrim muhafızlarından da açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise Başkan Trump'ın bir tweet'i vardı. Bundan yaklaşık 200 saat önce atmış olduğu. Bu tweet'te her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmalarında bulunacağız dedi. Sabah da açıklamada bulunacağım dedi. Tabii Türkiye saatiyle değil, Amerika saatiyle muhtemelen öğleden sonra Amerikan kanadından da açıklamalar duyarız gibi duruyor. Bu arada tabii biz hemen bakalım piyasalar açılmadan gelişmelere ne durumda? Küresel piyasalar İran'ın Irak'ta bulunan iki Amerikan üssünü vurmasıyla alarma geçmiş durumda. Özellikle belirtelim, Asya piyasalarında %1,5'a yakın eksiler vardı. Birazdan Dubai'ye döneceğiz. Ersoy'a soracağız bunun detaylarını. Gizem'le de konuşacağız, Gizem Uzuner'le. Bunun BKT Araştırma Müdür Yardımcısı'yla birazdan. Şimdi bu gelişmeye istinaden piyasalar nasıl tepki verecek? Birazdan detaylandıracağım sizlere rakamsal boyutta ama altında ciddi bir hareketlenme gördük. Petrol kanadında ne olabilir? Konuşacağız. ABD Başkanı Trump saldırı sonrası her şeyin yolunda olduğunu, hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi. Biraz önce bahsetmiş olduğum üzere. Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca balistik füzeyle vurulduğunu duyurdu İran devrim muhafızları. Amber Viyaleti'nde ABD askerlerinin bulunduğu bir üs bu üs. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı saldırıyla ilgili görüntüleri de paylaştı. Bu arada 28 Aralık'ta en son Trump bu üssü ziyaret etmişti. Böyle bir simgesel durumu da var. Bunun yanında İran devrim muhafızları Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırı sonrası açıklamaları var. Eğer karşılık gelirse daha sert ve ezici bir karşılık veririz dedi. Bu arada Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri de uyardı. Üslerimize yapılan saldırının aynı şekilde cevap verilecektir dendi. Hep son dakika olarak aktarıyoruz sizlere. Bu arada ABD Başkanı Trump saldırı sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi'ni de topladı. Görüşüldü burada. Bu arada başkan yardımcısı da kongreye bilgi verdi. Bu noktada gelişmeleri takip ediyorlar. İran saldırının misilleme sürecinin başlangıcı olduğunu belirtti. Yani bu bir başlangıç olduğu da ifade ediliyor. İran medyası Amerika'nın Irak'taki üssüne ikinci dalga füze saldırısının başladığını da duyurmuştu. Pentagon ise 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini ifade etti. Detaylar şöyle. Amerika'nın doğu yakası saatiyle saat 5.30'da akşam, yani Amerikan saatiyle 5.30'da saldırıda İran, Irak'taki Amerikan ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze fırlatıldığını ifade etti. ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El-Esed üssüyle Erbil üslerini hedef aldığı açıktır diyor. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz açıklamasını gördük Pentagon'dan. Ve İran'ın ABD üslerine saldırı sonrası altın ve petrol fiyatlarında hızlı artışlarda gördüğümüzü size ifade edebilirim. Çok rahatlıkla hemen rakam detaylarına bakacağız. Şimdi rakamlara baktığımızda aslında dün itibariyle ABD-Çin arasında 2019 senesi boyunca konuştuğumuz müzakerelerin yavaş yavaş sonuçlandığını gördüğümüz Aralık ayından sonra ocağın 13-15 arasında Çinli yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip imzaları atacaktı. Dün bu haber akışıyla beraber piyasalar biraz olumluya dönse de bu sabaha karşı gelen haber akışı İran'la ve ABD arasındaki gerginliğin artık savaş boyutuna doğru, yani çatışma boyutuna doğru ilerliyor olması piyasalar üzerine nasıl etki yaratacak? Birazdan telefon bağlantılarımızla konuşacağız. Borsa İstanbul bahsetmiş olduğum ABD-Çin arasındaki imzalanacak birinci faz anlaşmayı baz alarak ya da bunun etkisiyle ve dünya piyasalarının yukarı yönlü etkisiyle %1'in üzerinde artılarla kapattı. 112.500 dediğimiz önemli seviyenin üzerinde kapanışlar görüyoruz. 111 binlere kadar çekilmişti. Artık bu haber akışıyla beraber hangi noktaya çekilir soracağız. Aşağıda 100 bin ve 98 bin seviyeleri var. Dolar TL tarafında biraz daha hareket sınırlı. 10 binde 6 artı da 5.97.58 seviyesinde görüyoruz. Altılara bir ara yaklaştı. Euro tarafında ise 6.66 çünkü parite kaynaklı olduğunu ifade edelim. Dün itibariyle biraz daha gevşeme görmüştük. Bugün biraz yatayda 10 binde 3 kadar 1.11.50. Devam edelim tahvil piyasasıyla. 16 Ocak'ta para politikası kurulu toplantısı var Türkiye'de. Buradan herhangi bir indirim gelir mi gelmez mi bu tartışılmaya konuşulmaya devam ediyor ama mevcut gelişmeler, petrol fiyatlarındaki artış, dolayısıyla Orta Doğu'daki bu yaşanan gelişmeler
yine de Merkez Bankası'nda acaba elindeki araçları kullanmasını neden, daha doğrusu kullanacak mı kullanmayacak mı sorusunu da akıllara getiriyor. Türkiye'de 2 yıllık tahviller %11.79 sakin, 5 yıllıklar %12.10, hatta gerileme görüyoruz 5 yıllıklarda. Dün bir önceki güne göre biraz daha geride. 10 yıllık tahvil ise %12.28, %12.40'lı seviyeler görmüştük biz pazartesi günü itibariyle. Avrupa piyasalarına bir bakalım. Dünkü kapanışlarda iki ülkenin borsası satıcılı ama çok az satıcılı diyebilirim. İkisi de 10.000'deki, hem Londra hem Paris borsası. Ama bunun yanında Frankfurt ve İtalya borsalarına baktığımızda gelen veriler ışığında primli olduğunu da görüyoruz. 0.7 primli ve 0.6 primli İtalya borsası. Hemen Amerikan piyasalarına bakalım. Dün satıcılı kapanışlar gerçekleştirdi. Çünkü 5.30'da, yani oranın saatiyle 5.30'da bu gelişmeler başladı. Irak'taki Amerikan üslerinin vurulduğu haberleri geldi. Bu şekilde bir tepki verdi. Bugün tepkiler derinleşir mi takibimizde? %0.4 eksi de kapattı Dow Jones. S&P 500'de %0.2'lik kayıp. Nasdaq'ta da 10.000'de 3. Bu arada 9.068, ki buralar 9.200. Bakalım 9.000'in altına sarkacak mı? Hemen tabii ki bizi çok yakından ilgilendiren emtia tarafına bakacağız. Neden ilgilendiriyor? Petrol bağımlısı, daha doğrusu enerji bağımlısı bir ülkeyiz. Ve buradaki hareketler direkt bizim enerji faturamızı yükseltiyor. Her 10 dolar 4 milyar dolarlık bir ekstra fatura demek bizim için. Dolayısıyla burayı takip ediyoruz. Brent petrol 69 dolar, NYMEX 63 dolarda ve spot altın 1613 ons doları gördü. Onu söyleyelim, gramda 309,90 seviyelerinde test ettik. 310'ları diyebiliriz kısaca. Ama devam ediyor hareket. 1593, 1620, 1670, 1720 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı bir şekilde bir bakalım verilerimizde neler var. Veri ajandası bakımından aslında çok yoğun bir veri trafiğine sahip değiliz. Almanya'da Kasım fabrika siparişleri gelecek saat 10'da. Yine Türkiye Hazine Aralık Merkezi Yönetim iç borç gelecek. Dün itibariyle Avrupa kanadından gelen veriler fena değildi. Amerika kanadından da zayıf veriler geliyordu ama dünkü veri biraz daha olumluydu diyebiliriz. Bu arada hemen bakalım biz bu noktada haberlerimizde neler var. İşte bu kadar haber akışında aslında çok önemli bir kişi, bir lider Türkiye'de, Putin, dün gece geldi İstanbul'a. Bugün Türk akımı ile ilgili, Bora Hattı ile ilgili İstanbul'a düzenlenecek törene katılacak ve açılacak. Bu törene Rusya Devlet Başkanı Putin ve birçok ülkenin lideri geliyor. Özellikle İran ABD arasındaki bu gelişmeler yaşanırken Putin İstanbul'da bu şekilde bulunması ve açılışta bulunacak olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'la acaba önümüzdeki saatlerde ABD İran'la ilgili Putin'den söz veya da birkaç açıklama alabilir miyiz sorularını gündeme getiriyor. Genel sağlık sigorta sistemine olan prim borçları nedeniyle 31 Aralık 2019'dan sonra sağlık hizmeti alamayacak olanlara devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti yıl sonuna kadar devam edecek. Aslında devam etmeyecekti ama bu şekilde bir haberi de aktaralım. Resmi gazetede yayınlandı bu düzenleme. Evet Gizem, hemen piyasalara bakacağız. Gelişmeler çok sıcak. Son dakika olarak hep veriyoruz zaten. Misilleme Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uygun olarak yapıldı diyor İran Dışişleri Bakanı Zarif. Zaten hep ondan açıklama alıyoruz ve derin muhafızlarından geliyor. Ama piyasalara etkisini de şöyle bir hızlı bakalım. Bir yen özellikle gözüme çarptı. 108'in üzerine attığını görüyoruz. Evet. Evet, bu noktada aslında bütün riskli varlıklara zarar verdi bu haber akışının tamamı. Bununla birlikte güvenli varlıklara olan talep arttı. Ana tema bu ama bu faktörleri etkileyen bir iki tane de gelişme yaşandı. Yani bu noktada misilleme yapıldı İran tarafından, ancak ardından gelen açıklamalara bakacak olursak bir tanesi İran Dışişleri Bakanı'nın az önce senin de söylediğin gibi açıklamaları ve onun da açıklaması şu: biz standartlara, olması gerekene uygun bir misilleme yaptık, orantılı bir şekilde kendimizi müdafaa ettik, savaş istemiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da Twitter üzerinden verdiği tepkiye bakacak olursak her şey yolunda şeklinde, evet, bir açıklaması var. Hasar tespit çalışmaları yapıyoruz dendi. Oradaki zayiata ilişkin İran'ın kendi basın kaynaklarının Amerikalı askerlere ilişkin bildirimleri var ama bu resmi basın kaynaklarına yansımış bir şey değil. Şimdilik İran'ın kendi devlet kaynaklarına aktardığı bir not bu. Evet, bazı rakamlar da var. Rakamlar da var, evet. Rusya ile ilgili ama teyitli olmadığı için bize aktarmıyoruz. Evet, Amerikan tarafından herhangi bir teyit yok. Sadece o bölgede faaliyet gösterdikleri sivil havacılık üslerindeki faaliyetlerini durdurmuş Amerika. Sadece bunu biliyoruz şu aşamada. Ama resmi olarak orada Amerikan üslerine verilen
Zayiat'la ilişkin net bir açıklama henüz elimizde yok. Ama karşılıklı olarak bu açıklamaların şimdilik her şey yolunda ya da İran tarafından gelen savaş istemiyoruz açıklaması piyasaların bir miktar çok ufak da olsa o ilk etapta misilleme yapıldı haberinin ardından gelen zayiatı ufak da olsa bir temizleme, toparlama şansı da oldu. Onu da söylemiş olalım. Yani bizim şu an bu canlı grafikte gördüğümüz kayıplar aslında daha derindi. Bu açıklamaların ardından ufak bir telafi süreci yaşandı. Ama gel gelelim şu aşamada hala hisseler tarafı ekside. Tayland'ın gösterge endeksi SET %1.46 kadar ekside. Japonya'nın Nikkei %1.6 ekside. Çin'in CSI 300'ü %1.25 ekside. Malezya %1, Güney Kore KOSPI %1.1, Singapur'un FTSE'si %0.75 kadar aşağıda. Bu da hisse senetleri tarafında Asya seansının şu aşamada %1'in üzerinde kayıplarına işaret ediyor diye özetleyebiliriz. Döviz piyasasındaki son tablo dediğin gibi yen gözle çarpıyor tabii ki ama haricinde kalan para birimlerinin ağırlıklı olarak dolar karşısında değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Türk lirasının hareketine ayrıca bakacağız zaten. Tahvil faizlerindeki son tablo faizlerin gerilediğine işaret ediyor dünya genelinde. Farklı farklı ülkelerde farklı farklı vadelerde gerileme dikkat çekiyor bu tarafta. Emtia sınıfındaki son tablo ise artılar. Ama sadece petrol fiyatlarında değil ki mesela Brent petrol tarafında %1.2'lik bir prime işaret ediyor şu aşamada. 69.08 dolarda. İlk misilleme haberi döndüğü anda, düştüğü anda ekranımıza 71.15 dolara kadar yükseldi bu arada burası. Sonrasında dediğim gibi ufak da olsa buradaki kazançları azaldı ama yine de nette 69 doların üzerinde kalmayı da sürdürüyor. Emtia sınıfı ağırlıklı olarak her yerde %1'in üzerinde artılar söz konusu ve tabii ki yine bir jeopolitik riski konuştuğumuz için bu tablo tamamen temaya uygun ve ülke risk primlerinin yükseldiğine de işaret etmiş vaziyette. Evet, genelde çinko, demir ve paladyum, bunun yanında krom, bu madenler zaten silah yapımında da kullanıldığı için bunlara da etkisini görüyoruz ki 1.3 çinkoda görüldüğü üzere. Evet, şimdi peki bu İran'ın misilleme harekatı sonrası nasıl bir tepki verildi piyasa tarafından? Senin az önce bahsetmiş oldun. Biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorlar. Sakin durulmaya çalışıyor. AB'den de keza aynı şekilde dün açıklamalar vardı. Ani bir tepki sonrası hafif sakinleşme mi gördük? Evet, şu aşamada mesela sarıyla gösterdiğim çizgide WTI var. Maviyle gösterdiğim çizgide ise Brent petrolün fiyatı var. Bunlar gün içi grafik. 3 Ocak, 6 Ocak, 7 Ocak ve 8 Ocak diye bugünün hareketini gösteren 8 Ocak tablosuna özellikle odaklanmak lazım. Dünkü hareket sakindi. Bir önceki günün kazanımlarının kısmen biz geri verildiğini gördük petrol fiyatlarında. Ama bugün sabaha karşı İran'ın misilleme haberinin gelmesiyle beraber az önce de bahsettiğim gibi 71.15 dolara kadar yükseldiğini gördük burada petrol fiyatının. Ardından ise buradaki kazançların bir kısmının az önce bahsettiğim haber akışından, nispeten olumlu olan haber akışının ardından kazançlarının bir kısmının telafi edildiğine, ancak yine de nette baktığımızda %1.5'un üzerinde bir primden bahsediyoruz. Buraya kadar yükselmesi %4 kazandığını gösterir bu arada. Yani dünkü kapanış mesela aşağı yukarı işte Brent petrol tarafında 69 dolarlar civarındaydı. Biz bugün 71.15'e kadar yükseldiğini görürken diyebilirdik ki misillemenin ardından %4 kadar bir değer kazanımı söz konusu oldu. Ancak bu kazanımın %3'lü civarında bir oran şu aşamada geri verilmiş vaziyette. Ve hemen altına bakalım tabii. Altında hızlı hareketler gördük. Bu sabah 1613 seviyesinde idi. Görmüş olduğu en yüksek, ama bir de senin bir başka grafiğin daha var ki bu endeks bazlı gördüğüm kadarıyla. Evet. Peki burada altına geçmeden önce buradaki İran misillemesine karşı piyasalardaki tepki nasıldı, onu da bir ölçelim. Evet, buna da çok kısa hemen bakalım. Bu da Dow Jones vadeleri ve S&P 500 vadeleri var ekranımıza. Beyazla görünenler S&P vadeliler, morla gösterdiğim kısımda ise Dow Jones'un vadeleri var. Görüldüğü gibi az önceki petrol hareketinin tam tersine ilk misilleme haberleriyle beraber sert bir düşüş kaydedildi. Sonrasında bu düşüşün %50'sini neredeyse 3 aşağı 5 yukarı diyecek olsak toparladığını söyleyebiliriz. Nette hala eksiden, evet ekside, ama ilk reaksiyonu verildiği kadar eksiden bahsetmiyoruz. Altın tabii az önce de bahsettim, 1613 ons dolar görmüş olduğu en yüksek seviyeydi. Bugün sabah gramda da 309'un üzerindeyiz. Ve hareketlere baktığımızda aslında biraz daha tedirginliğin altın üzerinde çok yoğunlaştığını görüyoruz. Genelde geçen sene o kadar hadise yaşanmasına rağmen altında bu kadar yukarı yönlü bir hareket görmedik Gizem. Dolayısıyla grafikte bize
sanki biraz eğilimi yukarı doğru olduğunda gösteriyor, ne dersin? Evet, iki işlem gününün grafiği var ekranınızda. Dün sakin bir seyir izlediğini gösterdim ve bugünkü haber akışıyla beraber saat 3.30 sularında 1611 dolara kadar yükselişi fiyatladı misillemenin ardından. Ardından 1611 doları gördük, ancak sonrasındaki mesajlarla birlikte buradaki kazancının yine %50'sini geri vererek şu aşamada ben en son dondurduğumda bir kez daha 1600 doların altında bir altın fiyatı var. Dediğim gibi birçok gelişmeyi fiyatladığı dönemde bu kadar yüksek görmemiştik. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Zaten mevcut durumda CFTC pozisyonlarına baktığımızda altın uzun pozisyonları çok yüksek bir seviyede bulunuyor. O yüzden de pozisyonlanma itibariyle fiyatladığı kadar fiyatladı aslında. Aslında geçtiğimiz sene, daha doğrusu Aralık ayı itibariyle bu uyarılarda, grafiklerde sen bulunuyordun hep. Hatta son günlere doğru hep uzun pozisyonlarında artışlar yaşandığına dair. Devam edelim şimdi bu arada Bitcoin tarafına, daha doğrusu bu piyasalara bakalım. Çünkü burada da hareket çok yoğun başladı ki güvenli liman olarak mı görülüyor acaba taraf, bir taraftan tabii ki yenle beraber ve altınla beraber, ama rakamlar yüksek. Burada sadece hareket olduğu için gösterdim. Yoksa herhangi bir varlık sınıfıyla bir korelasyonu vesaire yok olduğu için değil kripto para birimlerinin. Ya da güvenli varlık olarak mı adlandırılıyor sorusu, bir varlık da tam olarak sayılmamakla birlikte. Zaten. O yüzden hani tam konumlandıramıyorum. Evet, tam konumlandıramıyoruz ama fiyat hareketi oldu mu oldu. O yüzden de hani bir jeopolitik riskin burada bu varlıklara, en azından varlık diyeyim tırnak içerisinde, varlıklara piyasa hareketine yol açtı mı, açtı. Şöyle ki günlük bazdaki değişikliklere dikkat çekmek gerekirse Bitcoin tarafında mesela ben bu tabloyu en son dondurduğumda %4.1 kadar bir değer kazancı vardı. Ve şu aşamada 8350 doların üzerindeydik. Diğer para birimlerine bakalım en çok işlem gören diyeyim. Ethereum tarafında mesela 1.79 dolarlık 1.79'luk bir artış meydana geldi. Litecoin'e bakalım, %4 kadar bir prim yaptığını gözlemledik. Ripple'da da bir hareket var ama sınırlı kalmış. En fazla o da işlem hacmi alan sanal paralardan bir tanesi. Aynen, ve şunu da söyleyebilirim. Şurası mesela 30 günlük hareketini gösteriyor. Turuncuyla gösterdiğim kısım 30 günlük ortalama işlem fiyatı. Maviyle görünen kısımda şu an bulunduğu seviye. Dolayısıyla hani 30 gün üzerinden bakacak olursak 30 günün en yüksek seviyesine kadar ulaşmış durumda olduğunu gösteriyor bize bütün dijital para birimlerinin. Evet, bu arada tabii biz normal para birimlerine de bir bakalım. Evet. Gelişmekte olan ülke para birimlerine. Evet, kayıpların daha yoğunluklu olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Türkiye var ama 10.006 şu an. Orada bir kıpırdanma var ama düşündüğü kadar yoğun değil. Kesinlikle değil. O yüzden de hani aslında ortalamada gelişen ülke para birimleri değer kaybediyor. TL bu sınıflandırma üzerinden bakacak olursak nispeten daha dirençli durumda durmayı başardı bugün itibariyle. Kaybedenler sıralamasında Güney Afrika randı birinci sırada dolar karşısında. %0.62'lik bir kaybı var. Güney Kore vonu %0.44'te dolar karşısında bugün en fazla değer kaybeden ikinci para birimi. Endonezya rupisi Taibat diye liste devam ediyor. Bu noktada biz özellikle Asya para birimlerine dolar karşısında değer kaybederken ve gelişen ülkelerin ortalamasını aşağı çekerken buluyoruz. TL tarafında ise yatay bir seyir olduğunu söyledim. Bununla birlikte bizim kendi bölgemiz olan Doğu Avrupa para birimlerine bakacak olursak onlar da aslında nispeten daha dirençli. Macar forinti, Roman levi, Bulgar levi, Çek kronası, bunlar bizim grubumuz, gelişen Avrupa ülkeleri. Onların da para birimleri dolar karşısında bugün itibariyle yatay bir seyir izliyor. Bir de Latin Amerika para birimlerinin yine Asya'ya göre daha dirençli durduğunu da söyleyebiliriz. Peki o zaman TL güne nasıl başladı ona bir bakalım. TL'de aslında biraz daha nasıl diyelim, 5.95-6 gibi bir dar bir bant var. Aslında biraz olumlu, bu taraf bizi biraz rahatlatıyor ama gelişmeyi takip edeceğiz. Açılışlar, kapanışlar nasıldı peki? Bizdeki fiyatlamayı şöyle söyleyeyim. Az önce bu bahsettiğimiz misilleme haberiyle bizdeki reaksiyon ne oldu diye bakacak olursak, dolar TL'nin aslında bu sırada, bu arada Tokyo seansını gösteriyorum mavi kutucuklarla. Tokyo seansında bizim açımızdan hacim derin değil. Derin olmamakla birlikte yine bu misilleme haberinin gelişen ülke para birimlerine ilk reaksiyon olarak sarsını söyleyebiliyoruz. Nitekim şurada gördüğümüz fiyat hareketi bu sabah işte 4 sularında gerçekleşti dediğim gibi. 5.98-79'a kadar dolar TL'nin yükseldiğine işaret etti. Ardından ise bir düşüş kaydetti ve en düşükte 5.96-09'a kadar geriledi. Ben bu tabloyu en son dondurduğumda yine o bahsettiğin dar banttan, yani 5.97'lerden bahsediyorum ki birkaç gündür, dün de mesela buralardaydı ortalaması. Yine 5.97'li seviyelere geri gelmiş durumda olduğunu görmekteyiz.
Evet ve bakalım bizim piyasamıza, yani Borsa İstanbul'un dünkü kapanışına satıcılı bir başlangıç muhtemel yapacak dedi benim konuştuklarım analistler doğal olarak bu hareketle beraber. Ama kapanışta neler vardı gözüne, neler çarptı? İşlem hacminde çok ciddi bir hareket görmedik. Dün bu yükseliş teyit eden bir hacim yoktu gibi gözüküyor. Detay nedir? Dediğin gibi aynen aslında. Pazartesi günü mesela yine bu jeopolitik risk fiyatlamasından bahsediyorduk. %2 civarında Borsa İstanbul değer kaybetti. Hakeza mesela diğer ülke borsalarına baktığımızda onlarda da pazartesi günü sert kayıplar vardı. Ama dünün hikayesinde onlar kayıplarını telafi ettiler büyük ölçüde. Biz ise bu kaybımızın %50'sini telafi edebildik. Yani pazartesi %2'lik kayıp, dün %1'lik bir primle günü tamamlamış olduk. Ama az önce bahsettiğin gibi buradaki beklentiler bugün itibariyle çok önemli değil. Çünkü bir kez daha biz jeopolitik riski fiyatlıyoruz. Ama dünün yükselişinde genele yayılmış bir yükselişten bahsedebiliriz. Hacimsel olarak çok fazla desteklemese bile yükseltenler tarafında tabii ki 87 hisse zaten yükseldiği için ağırlığı en yüksek olanların yükselişinin en fazla katkıyı yaptığı göze çarpıyor. Teşekkür ederiz Gizem. Haber akışlarını biz Bloomberg HT ekranlarında vermeye devam edeceğiz. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Mahir Kılıç karşımızda, Habertürk muhabiri. Hemen sözü sana bırakalım. Şimdi bu gelişmeler tabii son dakika olarak ekranlara da yansıtıyoruz. Tepkiler var mı? İlk etapta açıklama var mı? Ve bugün Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak bir şekilde törene katılacak ve açılışı gerçekleştirecekler. Türk akımı ile ilgili detaylar nedir? Evet Seyla, öncelikle Türkiye'den henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini ifade edelim. Sen de belirttin, dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'ya, Irak'a çevrilmiş durumda. Kasım Süleyman'ın ABD tarafından öldürülmesiyle başlayan kriz büyüyerek devam ediyor diyebiliriz. Bu gece sabah karşı İran devrim muhafızlarının bir saldırısı oldu. Irak'ın Anbar kentinde Ayn el-Esed üssünde konuşu ABD askerleri hedef alındı ve İran devlet televizyonu verdiği bilgilere göre şu ana kadar en az 80 ABD askerinin öldüğü yönünde, ancak bu sayının ABD makamları tarafından henüz doğrulanmadığını ifade edelim. Sayı ilişkin ABD'den net bir açıklama gelmedi. Olayın incelendiği, gelen tüm bilgilerin incelendiği, gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı yönünde. Dediğimiz gibi dünyanın gözü kulağı buraya çevrilmiş durumda. Bizler de Türkiye olarak Türkiye'den net bir şekilde en ince ayrıntısına kadar bu olayı, Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle başlayan olayı izliyoruz. Türkiye en başından beri tarafların her ikisiyle de görüşmelerine başladı ve şu anlarda da devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzeyinde hem İran ve ABD, yani olayın iki tarafıyla, hem de komşu ülkelerle ve dünyanın diğer liderleriyle bu krizin en hafif şekilde atlatabilmesi ve çözülebilmesi için gerekli görüşmeler yapılıyor. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin üzerine düşen tüm adımları yerine getirmekten tereddüt etmeyeceğini ifade etti. Bu krizin çözülmesi için, zira Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle başlayan krizin hem bölgeye hem de Türkiye'nin istikrarına, bölgenin istikrarına ciddi zarar vereceği ifade edilmişti. Dediğimiz gibi sayıya ilişkin ABD'den net bir açıklama gelmedi, resmi bir açıklama gelmedi. Bu üste saldırıya ilişkin şu ana kadar Türk makamlarından da, İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklamanın gelmediğini, ancak olayın yakından izlendiğini ifade edebiliriz. Gözler buraya çevrilmiş durumda. Bir diğer önemli başlık ise, bugün gözlerin çevrileceği bir nokta ise İstanbul olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Türk akımının açılışını yapmak için oldukça önemli bir proje. Hem bölge hem de hem Asya hem de Avrupa için oldukça önemli bir proje. Rus gazının Avrupa'ya taşınması söz konusu. Yıllık 15.75 milyar metreküplük bir gazdan bahsediyor. Bu proje sayesinde Türkiye gazın ilk alıcısı olacak ve Türkiye üzerinden Rus gazının Avrupa'ya taşınması söz konusu olacak. Sadece ekonomik boyutu olan bir proje değil, hiç şüphesiz aynı zamanda siyasi bir boyutu da, sonuçları da olacak. Politik bir sonucu da olacak. Tabii Putin dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirecekler, ancak sadece Türk akımı olmayacak bugün gündemde. Aynı zamanda Libya'da görüşülecek, yine Suriye'de görüşülecek ve Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle başlayan bu Ortadoğu'daki bu krizde gündeme gelecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Rus lider Putin bu tüm olayları, bölgesel olayları karşılıklı olarak ele alacak ve görüş alışverişinde bulunacaklar. Özellikle Libya'nın da burada dikkat çeken bir başlık olduğunu ifade edelim. Rusya'nın Hafer güçlerine desteğinin söz konusu olduğu ve Rus paralı askerlerin orada savaştığı bilinen bir olay. Bu konuda gündeme gelecek. Yine Türk askerlerin Libya'ya gitmesi söz konusu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan peyderpey gittiklerini ifade etmişti. Orada bir karşı karşıya gelinmemesi için de ne tür adımlar atılabilir, neler yapılabilir, bir ortak zemin bulunabilir mi? Tüm bu başlıklar masaya yatırılacak. Evet, özetleyecek olursak eğer Kasım Süleyman öldürülmesiyle başlayan kriz devam ediyor. ABD üssünü hedef aldı İran devrim muhafızları ve 80 ABD askerin öldürüldüğü ifade ediliyor. Bir diğer önemli başlıkta bugün Putin İstanbul'daki açılış olacak diyelim. Türk akımına açılış olacak. Her iki olay hem siyasi hem de ekonomik ciddi sonuçları olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Mahir, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Hemen biz Dubai'ye doğru ilerleyelim. Ersoy Erkazancı karşımızda. Ersoy, iyi sabahlar. Haber akışı çok yoğun bir güne merhaba dedik. Şimdi biz arka arkaya son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Ama bir de o taraftan senin gözünden detayları alalım. Çünkü İran'dan resmi olmayan bir haber geldi, resmi haber ajansından. ABD askerlerinin 80 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğine dair teyitli bilgi değil. İran televizyondan gelen bilgi bu. Ama biraz detaylandıralım, oradaki hadiseleri nasıl görünüyor? Evet Zeliha, çok hareketli günler yaşıyoruz. Bizim ofiste de daha çok yurt dışından gelenler arttı, öyle söyleyebilirim. Piyasalar tedirgin, dün biraz sakinleşti demiştik. İranlı daha herkes çok hemen karşılık vermeyecek beklentileri oluşmuştu ama bu sabaha karşı İran'ın Irak'taki iki tane Amerikan üssünü vurması piyasaları karıştırdı. Gerçi ilk başta çok sert bir tepki vermişti. Sonrasında Trump'ın her şey yolunda açıklaması, İran'ın da biz savaş istemiyoruz açıklaması birazcık o verdiğimiz kayıpları geri almamıza sebep olmuştu. Fakat bu senin de söylediğin son haber sonrasında düştü. Bu yani 80 kişinin öldüğü haberi sonrasında düştü. Henüz başka bir kaynaktan bu teyit edilmedi. İran televizyondan bu haber yayınlandı. Amerika henüz net bir açıklama yapmadı. Trump yarın sabah, yani bugün Türkiye saatiyle akşama doğru açıklama yapacağım dedi. O yüzden bu ölü sayısının doğru olup olmadığı tartışılabilir ama piyasada etkisi tekrar negatife döndü. Yani sabah benim Zeynep'le yaptığım yayından bu yana bile eksiler biraz daha arttı. Tüm Asya piyasalarında kırmızı ekranlar görüyoruz. Petrol fiyatları bir ara 71,5 dolara gelmişti. Oradan bir kısmı geri geldi ama Brent yine 70 dolara yakın. Tabii bu saldırının ne önemi var? Çok yakın zamanda 28 Aralık'ta Trump bu üste ziyarete gitmişti. Bu açıdan önemli. Diğer taraftan tabii Amerika bir karşılık verecek mi? Dün İran 13 farklı senaryo üzerine çalışıyoruz demişti. Başka saldırı olacak mı? Bunları tabii ki kimse bilemiyor ama bunun hem tabii jeopolitik gerginliği artırması açısından hem de sermaye piyasaları etkisi açısından negatif etkisi var. Bunun üstüne biliyorsun bir de Boeing uçağı düştü. Ukrayna Hava Yolları'na hariç 737. Bu da daha büyük tedirginlik yaratmıştı. Acaba birisi mi düşürdü diye. Gerçi yine çok üzücü bir olay ama teknik sebeplerle olduğu açıklanıyor. Burada da 180 yolcu olduğu söyleniyor. İran'dan kalkıp Kiev'e giden uçakta. Bu önemli bir haberdi. Şunu da son olarak ekleyeyim Zeliha. Jeopolitik risk değil ama eski Nissan CEO'su Charles Ghosn'un da bugün bir basın toplantısı yapıp açıklamalar yapması bekleniyor. Bu da Nissan'ı, Renault'u, Japonya'yı etkileyen bir gelişme olacaktır. Ama genel hava tedirgin bir bekleyiş var diyebilirim. Zeliha. Teşekkür ediyorum. Bu arada kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir gelişmeleri size kısaca aktarayım. Amerika saatiyle tabii doğal Amerika saatiyle 5.30 akşam 17.30'da Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki üsleri İran'ın bir saldırısı gerçekleşti. Arka arkaya açıklamalar görüyoruz. Bu arada bu noktada Pence'in açıklamaları var, Irak televizyonunun açıklamaları var, derin muhafızların açıklamaları var. Ekranlara son dakika olarak hep yansıtıyoruz. İnfo yatırıma ben hemen dönüyorum. Mert Yılmaz karşımızda. Tabii burada merak ettiğimiz konu Mert şu, doğal olarak bu nereye giden bir süreç olabilir? Piyasaların tepkisi nasıl olur sence, tahmininle? Altına bakıyoruz, hızlı bir hareket gördük. Tekrar gevşedi ama hareketi çok hızlı. Ve petrol 71,5 dolara kadar gördük. Biraz sakinlemesine rağmen yine de potansiyel taşıyor mu Mert? Sendeyiz. Zeliha günaydın, iyi yayınlar. Senin de söylediğin gibi yeni yıla maalesef böyle tatsız bir gündem maddesiyle başladık. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından gelen açıklamalar açıkçası İran tarafından bir misilleme geleceğini gösteriyordu. Dün bizim saatimizde sabaha karşı bir operasyon yapıldığı haberi var. Her iki taraftan da biraz daha kendi
tabanlarına doğru daha sıcak bakabilecekleri mesajlar var. İran tarafından bakıldığında Amerikan askerlerine büyük zayiat verildiği, çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğü söyleniyor. Amerika tarafından bakıldığında bir zayiat olmadığına yönelik şeyler var. Ama İran tarafından gelen açıklama sanki Amerika'dan bir karşı şey gelmezse, bir hamle daha gelmezse konunun burada kapanacağına yönelik bir mesajı ben kendi adım aldım. Umarım yanılmıyorumdur. Piyasada böyle algılayacaksa rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Söylediğin gibi zaten bu operasyonun başlamasıyla beraber, yani Süleyman'ın öldürülmesiyle beraber başlayan altın ve ya da güvenli limanlardaki risksiz varlıklardaki yükseliş devam ediyor. Dün itibariyle, bu sabah itibariyle daha doğrusu bizim için $1600'lara kadar çıkmış bir altın fiyatı görmüştük. Tabii burada bizi ilgilendiren konulardan bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki yükseliş özellikle 2020 yılına ilişkin makroekonomik veriler üzerine bizde bir baskı yaratabilir. Dediğim gibi bir gelişmeleri göreceğiz. Eğer Amerika'dan da tansiyonu biraz daha yükseltecek mesajlar gelmezse ben yavaş yavaş piyasaların dengeleneceğini düşünüyorum. Tekrar hisse setleri tarafında yukarı doğru hareketlerin söz konusu olabileceğini, iç piyasada dolar TL tarafında sakinliğin biraz daha kuvvetleneceğini düşünüyorum. Dediğim gibi gerçekten hani böylesine bir belirsizlik ortamında bir öngörüde bulunmak çok kolay değil. Jeopolitik risk uzmanı haline dönüşmek gerekiyor açıkçası ama en azından dediğim gibi kendi adıma okuduklarımdan ya da dinlediklerimden anladım. Şu anda bu ümit ediyorum yanılmıyormuş. Evet, açıkçası biz de takip edeceğiz. Bakalım senin dediğin gibi biraz daha belki ılımlı, uyumlu bir süreç devam eder diye umuyoruz. Mert, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet, şimdi rakam detaylarına baktığımızda aslında Borsa İstanbul'da açılışta Viyop'ta satıcılı bir seyirle başladığını görüyoruz. Hemen telefonumuza döneceğiz. Ergün karşımızda. Mekse Viyop Genel Müdür Yardımcısı Ergün. Ne de şimdi son durup Viyop'taki açılışla beraber ne bekleriz biz bugün? Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Tabii %1 normal bir açılış. Aslında dolar TL'ye baktığı zaman insanlar biraz daha belki .50 civarında ortalamada bir açılış bekliyordu ama hani dolar TL'de çok fazla hareket olmadığı için borsa cephesine bakacak olursak %1'lik açılış şu anda normal gibi görünüyor. Ya şu anda Zeliha, şimdi açıkçası şeyi ölçmeyi bırakmamız lazım. İşte İran ne yapacak, Amerika ne yapacak? Bunu asla ölçümleyemeyeceğiz. Bu 2-2-4. Bunun yanında yapması gereken yatırımcıların işin açıkçası riskli bir döneme giriyor muyuz? Giriyoruz. Evet, 2020'ye böyle çok eller kollar sallanarak böyle lay lay long girildi ama 2020'nin Aralık ayında da mümkün olduğunca daha dalgalı bir yıl olacağını, olabileceğinin altını çiziyordum. Daha da büyük maceralar muhtemelen bizi bekleyecek. Çünkü neden? Bunu da tabii ki kendi kafama göre söylemiyorum. Çünkü 2019 gerçekten çok stabil bir yıldı. Evet, tansiyon yüksekti dışarıda, içeride ama baktığımız zaman TL enstrümanlarda doların ortalamada 95 bin, 100 binde dolandığı, işte dolar TL'nin ortalamada 5.75'lerde dolandığı bir yıl geçirdik 2019'da. Genelde böyle yılların arkasına dalga boyları daha da yüksek oluyor. Baktığımız 20-25 yıla, geçirdiğimiz 20-25 yıla bakınca, o yüzden tansiyon biraz daha yüksek olacak. Gelgitlerle dolu, işte yeni rekorlar, yeni dipler değil ama dalga boylarının daha çok yüksek olacağı bir yıl olacak. İşte böyle bir dönemde de ben yatırımcılara şunu önereceğim. Çünkü onlar soruyorlar, biz ne yapmalıyız, daha yukarı var mı, 115 bin var mı, 120 bin var mı, dolar ne olacak? Ben yatırımcıya şunu söylüyorum, kesinlikle ama kesinlikle 2020 yatırımcı için artık koruma yılı olmalı. Kendisinin muhakkak ama muhakkak korumayı öğrenmesi gereken bir yıl olmalı. Çünkü belli getiriler var, bireysellerde, kurumsallarda, fonlarda bu getirilerin korunması gerekiyor. Açıkçası kendi piyasam diye söylemiyorum ama bu piyasada artık Viyop'u kullanarak yatırımcılar korumaya geçebilir. Yatırımcı elindeki hisse senedini, aldığı hisse senedini ne yapmak istiyorsa bugün itibariyle bile bir miktar %25, %30, %50 korumlarıyla görüşüp korunmaya geçebilir. Peki her gün fiyatlar nedir, ne olur bugün, hangi fiyatlara bakmamız gerekir diye de soruyorsan Zeliha, yani burada 137 bin kabaca bir önemli seviye olarak karşımıza şu ana çıkıyor Viyop 30 cephesinde. Üstünde kalırsa işte diyebileceğim, yeni atakların gelebileceği bir seviye gözüyle bakıyorum 137 bine. Ama yukarıda muhakkak kırmamız gereken bir 140 bin var. Kabaca 140-140 bin 500. Bu direnç kırılamadığı sürece
İşin açıkçası borsa cephesinde baskı devam edebilir. He, bir de yan gözden şeye bakıyorum tabii ki, hep altını çizerim, geçen senenin ikinci yarısından bu yana özellikle bankacılık endeksine, hani bizim meşhur bir kırlamayan trendimiz vardı. Bankacılık endeksi evet bir gün iki gün hop zıpladı ama şu anda hala ne yazık ki yeniden bir baskı altına girmiş gibi görünüyor. Burada da 152 binler çok önemli. Bankacılık endeksi yeniden 152 binlere gelirse sanki burada böyle piyasada bize bir tuzak oluşturmuş gibi bir görüntü oluşabilir. Bankacılık endeksi de tabii ki faizi izliyor. Ona da bir yandan yatırımcılar bakmalı. Uyarıyorum. 2 yıllık devlet tahvili faizimiz 11,5 diyorum uzun zamandan beri. 11,5'un altına gelmeyen bir devlet tahvili faizi işin açıkçası bankacılık endeksinin üzerinde böyle şey gibi duruyor. Bir tehdit olarak duruyor. O da 11,5'un altına gelmiyor. Dikkatini çeksin herkesin. Hala 11,5-12 arasında dalgalanıyoruz. Önümüzdeki dönem tabii ki o da enflasyonu görmek istiyor. Ona göre fiyatlanacak. Yani borsa bugün biraz tabii ki kendi içerisinde bir miktar tepki vermeye çalışacaktır dün ve bugünden sonra. Ama işin açıkçası ben İran'da ne olur, Amerika'da ne olur, Amerika nasıl tepki verir, bunları ölçmeye çalışmaktansa yatırımcıların artık muhakkak portföylerini bir miktar korumaya getirmeleri gerektiğini düşünüyorum Zela, New York cephesinde. Ergün, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi zaten Borsa İstanbul'un bugün içerisinde hangi seviyelere doğru gideceği yönünde vardı sorular açısından. Ergün de cevapladı. Bir taraftan altın cephesini yakından takip ediyoruz tabii. 1600'lerin üzerine test ettik bu sabah erken saatlerde, hemen 9'dan önce. Ve onun dışında gram altın tarafında da 309 seviyeleri test ettiğimizde ifade edebiliriz. Bu arada VIOP 30 kontrat endeksi hemen söyleyelim %1 eksi de başladı. Az önce Ergün'ün belirtmiş olduğu gibi bankacılık endeksine bakacağız dedi ki gelişmeler ışığında bu rakamlarda etkili olacaktır. Parite tarafında ise dolar TL'de biraz daha sakin bir hava olduğunu görüyoruz diğer enstrümanlara nazaran. 10.007 oranında bir artıda demiştik dolar TL tarafında. Euro kanadında da hala 6.66 seviyelerini görmekteyiz. Bu arada iş yatırım pamuk varantı gong töreni var. Hemen dönüyoruz bakalım gong törenine. Hep beraber geri sayıyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz bir aradayken sizler hiç bozmadan bir... Evet, iş yatırımın pamuk varantları ihracı gong törenine ekranlara getirdik. Biraz önce gong da çalındı diyelim. Ve hemen son rakamları hatırlatayım. VIOP 30 kontrat endeksinde %1 satıcılı başladı. Borsa İstanbul'un dünkü kapanışı 112.500'ün üzerindeydi. Dolar TL tarafında 5.97 seviyesindeyiz. Aslında biraz daha yatay. Burada gözümüze çarpacak olan iki tane önemli enstrüman var. Bunların biri petrol, diğeri ise altın olacak. Altın da 1600'ün üstünü test etti, denedi. Petrol tarafı 71 dolara test etti. Her iki tarafta da takibimizde olacak. Özellikle petrol, Merkez Bankası açısından ve enerji maliyetleri açısından bizim için oldukça önemli diyelim. Ve yatırım bültenini burada sona erdirelim. Şimdilik hoşçakalın.